Şimdi size bir soru. Kaliteli bir ürünü kalitesiz olandan nasıl ayırt ediyorsunuz? Sokakta işte bu soruya genellikle iki yanıt verildi. Markasına bakmak ya da dokunmak. Ancak gerçeği anlamak için bazı başka püf noktaları da var. İzleyelim. Ta 5 lira ve koptu bakın. 5 lira. Kaliteli olup olmadığını hiç inceliyor musunuz? Yani zaten 5 lira olan çantanın nesini inceleyeceğim ki? Kimi dokunur, kimi markasına bakar. Herkes aldığı ürünün kaliteli olmasını ister. Kalite ise detayda gizli. Abi etiket orijinal, sat tişört orijinaldır. Özellikle tekstil ve aksesuar ürünlerinde kalitesiz ürüne aldanmamak elinizde. Birkaç püf noktasını gözden geçirmeniz yeterli. Mesela bir kumaşı avucunuzda sıkın, sonrasında buruşmuş bir kağıdı andırıyorsa ürün yıkandıktan sonra sertleşecektir. Kaliteli gömleği tişörtü kalitesizinden nasıl ayırt edersin? Valla markaya bakıyoruz. İmalatçılar genellikle kalitesiz üretim yaptıklarında detaylara pek de aldırış etmezler. Örneğin gömlekler. Şimdi gömleklerin bakın buradaki iliklerini görüyorsunuz. Diğer taraftaki siyah gömleğin iliğine bakın. Diğer renkli olan gömleğin ilik kısmında dikiş sayısı bir hayli az. Bu yüzden de aslında siyah olan daha kaliteli. Çanta gibi eşyalarda fermuarlara dikkat edin. Eğer fermuar açıksa ürün kalitesiz olabilir. Ayrıca çantanın her yerinde aynı renk tonunu koruduğundan emin olun. Terletmemesi lazım. Giyince rahat etmem gerektiği için. Yani pamuk mu olmuş? Pamuk olmuş. Evet. %100 pamuk aslında iyi değil. Onu biliyor musun? %100 pamuk olmuyor zaten. Bak giydiğimde %100 pamuk değil. Bu şekilde seçiyorum genelde. Tarzıma uyuyorsa alıyorum. Bilinenin aksine %100 pamuklu ürünleri tercih etmek aslında pek de avantajlı değil. Çünkü ilk yıkamada hemen küçülebilir. Bunun yerine %30'u polyester olsa küçülme yaşanmayabilir. Kaliteli bir giysi her zaman şeklini korur. Elinize aldığınız ürünü gerdirin, bir süre bekleyip bırakın. Eğer ürün eski haline dönmemişse kalitesi düşüktür. Eli daha güzel gelir dokunduğun zaman herhalde. Kalitesini öyle anlarım dokununca yani. Ürün seçerken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise üzerindeki dikiş ipleriyle desenlerin uyumlu olması. Bakın hemen şuradaki dikiş iplerini göstereyim. Görmekte zorlanabilirsiniz çünkü öyle uyumlular ki renkleri fark edilmiyor. Dikiş orada fark edilmiyor. İşte bu yüzden bu ürünler daha kaliteli. Yani bir kere dikişin aynı hizada gidip gitmediğini, aynı iplik kalitesinin her tarafında kullanılıp kullanılmadığını. Yani mesela yakasının, kolunun veya eteğinin aynı tarzda dikilip dikilmediğini, aynı dikiş kalitesine. Yani atölyeciler bunu ne kadar düzgün yapıyor, yapmıyor onu tartışılabilir yani. Bunu firmanın kalitesine bağlı. Pantolon ve eteklerin kenar kıvrımları 4, gömlek ve bluzların ise 2 santim olmalı. Eğer bu rakamların altına düşen kıvrımlar varsa ürün kalitesine dikkat edin.